biraz önce şu bölümlere de baksınlar dediğiniz bölümler arasında havacılık da vardı ben biraz böyle aklı havada olan arkadaşlarım için sivil havacılık yüksek okulunuzdan bahsetmek istiyorum Hani sektörün ihtiyaçları hangi bölümlerde hangi alanlarda ihtiyaç var ...biz sizden dinleyelim. Evet, şimdi aslında Atılım Üniversitesi'nde... ...havacılığın, aklı havada olanlar için... ...havacılığın bütün programları var. Bizde mühendislik fakültesi... ...uçak uzay, havacılık ve uzay mühendisliği... ...bölümümüz hmm. var. Yani hani... işte ...hava araçlarını yapanları yetiştiriyoruz orada. Tamam. Bir de sivil havacılık yüksek okulumuz var. Orada kullananları yetiştiriyoruz. Yani hmm. pilotları... ...uçakların ve hava araçlarının bakımını yapanları yetiştiriyoruz uçak gövde motor ve elektrik elektronik bölümünde bir de yönetenlerini yani havacılık, böl havacılık bölümünde evet. de yönetiyoruz dolayısıyla hani sektörün tüm bileşenlerini kapsıyoruz şimdi burada havacılık mühendisi Pilotaj çok bir evet, e havacılık e mühendisi çok bilinen ve son yıllarda talebi çok olan bölüm çünkü az önce de ifade ettim Türkiye kendi uçaklarını yapıyor çok Hı -hı. E ciddi olarak İHA'larını yapıyor bu gördüğümüz şu an sizin e öğrencilerinizin çalıştığı evet Bunlar bizim pilotaj bölümünün e, de öğrencilerimizin uçuş eğitimini aldıkları uçaklarımız. Hmm. Bizim şu anda hmm. 6 tane uçağımız var, kendi uçağımız var hmm. üniversitemizin ve kendi uçaklarımızla, kendi pilotlarımızla öğrencilere uçuş eğitimi e, veriyoruz. Dediğim gibi uçak sayımız altı. Uçaklar? E, uçaklar Adana'da. Şu anda hmm. Adana Havalimanında e, veriyoruz bu eğitimi çünkü Türkiye'de uçuş eğitimi için Güney bölgeleri hava koşulları açısından en uygun bölgeler o yüzden de e, uçuş eğitimimiz Ankara'da değil